Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Rıfat Tokgöz ben. Son zamanlarda şöyle videolar dönüyor. Bayağı da popüler. Yanılmıyorsam en son Kadir Hoca böyle bir video atmıştı. 70 kiloluk bir adam 120 kiloluk bir adamı dövebilir mi? Vallahi dostlar, şöyle söyleyeyim ben size. Yani amına bile koyar. Şimdi 70 kiloluk bir adam, 120 kiloluk bir adamı siktin seni dövemez. Yani normal şartlarda, sokak kavgasında siktin seni dövemez. Eğer iki tarafta kavga biliyorsa. Ve ama eğer bu bir kurallı maçsa, atıyorum bir hani bir boks maçını düşünün. Sarılma yok, 3 dakikada bir mola. Enseye vurmayacaksın, işte bel altı vurmayacaksın, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. O zaman eğer 70 kiloluk adam, yani bu işi biliyorsa, boksörse ve karşı tarafın boks tecrübesi yoksa, dediğim gibi onun annesini bile şey yapabilir yani, öyle ihtimaller de var. Ama onun dışında normal şartlarda benim gibi zargana bir herifin, ben 70 kilo değil, ben 78 kiloyum ama mesela 70 kilo diyelim. Normal şartlarda 70 kiloluk bir adamın 120 kiloluk bir adamı dövme şansı yoktur dostlar. Yani kuralsız bir dövüşse, dediğim gibi bu bir sokak dövüşü olabilir, bir kavga olabilir. 120 kiloluk adam o 70 kiloluk adamı alır, böyle barbell curl yapar yani. Öyle söyleyeyim ben size. Onun dışında bir parantez açayım. Bu arada sesler geliyor, duyuyorsunuz değil mi? Adamın biri Japon bayrağını görecek diye birileri kutlama yapıyor. 500 liralık ork almış biri, İbne'nin biri. Gitmiş mahallede türkü söylüyor. Kafamızı sikiyor. Umarım mikrofona kadar yansımıyordur sesler de, telif yemem. Bu da bir gelenek görenekmiş. Yani saygı mı duyuyorlar? Ben saygı duymuyorum böyle bir şeye. Yani kimse kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok kardeşim. Yani burası şehir. Yani burası köy değil ya. Her evin arasında 500 metre mesafe olsun. Böyle bir şey yok. Burası şehir abi. İnsanlar uyuyor. Karısıyla sevişiyor. Başka bir bok yiyor. Sevgilisini yiyor. Ya bir şey yapıyor abi. Yani hastası var. Camı açmış adam, sıcaktan bunalmış. Ne bileyim ya abi. Şehirde böyle şeyler yapamazsınız abi. Yani mahalle düğünü diye bir şey olmaması lazım ya. Devletin buna bir el atması lazım dostlar. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Mahalle düğünü nedir abi? Köy mü burası ya? Ya köyde yap abi. Tamam, ona bir şey demiyoruz ama burası şehir abi. Evler göt göde ya. Göt göte. Bir apartmanda anasını satayım 500 kişi yaşıyor. 100 tane daire var. 50 tane daire var. Nesi kimse. Sen şimdi akşam vardiyalı çalışıyorsun. İşe gideceksin. Bak, İbnelerin sesleri geliyor. Korna sesleri sana kadar. Ha bir de bu İbneler yolu kapatırlar. Halay çeker pezemekler. Şimdi sen vardiyalı çalışıyorsun. İşe gideceksin. İbnenin biri Japon bayrağını görecek diye bütün hısımı akrabayı toplamış, kutlama yapıyor. Kardeşim bana ne ya? Git düğün salonuna anasını satayım. Sabaha kadar tepeyim. Bana ne? En son polisi aradım amına koyayım geçen gün. Ya aradım polisi. Dedim ki memur bey dedim. Saat dedim 11 oldu. Biz de gece çalışıyoruz da, vardiyalı çalışıyoruz amına koyayım. Böyle bir ortamda saydığım sebeplerden dolayı şehrin göbeğinde, mahallenin içinde düğün yapıyorsan bu, yani burası köy değildir. Köyde yap. Ona bir şey demiyorum ama şehrin göbeğinde sen böyle bir şey yapıyorsan insanları rahatsız ediyorsun kardeşim. Yani senin özgürlük alanın başkasının alanını kısıtladığı anda o özgürlük biter. Öyle bir özgürlük olmaz. Dedim ki memur bey dedim, böyleyken böyle. Ya beyefendi, onlar kaymakamlıktan izin almışlardır falan, böyle bir şeyler söyledi. Yani bir şey de diyemedim ya. Dedim kardeşim bak, gidip kavga edeceğiz. Başımız belaya girecek. Ya camını, pencereni, kapını açamıyorsun abi. Böyle bir şey var mı ya? Bana ne kardeşim, sen Japon bayrağını göreceksin de çevrendekiler toplamışsın, kutlama yapıyorlar. Bana ne abi? Allah Allah ya, git düğün salonuna dediğim gibi. Tepin sabaha kadar arasını satayım. Eriğin, dalımı, üzümün, çöpümün neyi nerene sokarsan sok amına koyayım. Bana ne? Ya lütfen artık, yani buna biraz bilinçli olalım. Yani bu konuya devletimiz bir tedbir alsın, bir önlem alsın. Evet dostlar, şimdi nerede kalmıştık? Bu 70 kiloluk adamın 100 kiloluk bir adamı dövüp dövemeyeceğini konuşuyorduk. Dediğim gibi kuralsız bir maçta 70 kiloluk bir adamın 120 kiloluk bir adamı dövme şansı yok. Yani benim Angelina Jolie ile evlenmem kadar abes bir durum yani. Öyle bir şey mümkün değil. Ha tabii bu ortama, adamına göre de değişir. Yani öyle şey vardır ki, hani yürek meselesi derler ya. Yani şu kadarcık bir adam bile yürek vardır.
Ya saldırır, dayak yiyeceğini, öleceğini bilse bile saldırır o 120 kiloluk yağ tulumuna, saldırır. Ama onun dışında dediğim gibi genel olarak 10 kişiden emin olun sadece bir kişi o 120 kiloluk adamı devirebilir. Onun dışında öyle bir şey yok, kimse rüya görmesin, birilerini boşuna pohpohlamasın. Ha niye böyle bir video çektim? Abi son zamanlarda YouTube'da böyle şeyler çok popüler. Yani hatta Cenk Hoca da bununla alakalı bir video çekti. Hasan biliyorsunuz o da bayağı yağlı bir adamla güreş tuttu. Adamı yerden yere vurdu. Neydi o? Jiu-Jitsu muydu? Jiu-Jitsu muydu? Nesi kimse işte. Bir spor yapıyorlar işte. Kıbrıslı Cenk Hoca. Şimdi Cenk Hoca'nın oğlu bu adamı aldı. Binlerde sağa çeviriyor, sola çeviriyor. E kardeşim Cenk Hoca'nın oğlu maşallah tosun gibi besleniyor anasını satayım. Fakir bir çocuğun aileden, fakir bir ailenin çocuğu değil ki. Adamın yediği yönünde yemediği arkasında. Ha zargana gibi görünüyor ama zargana değil. Yani o adam şundan 5 sene sonra Cenk Hoca'nın oğlu hayvan gibi bir şey olacak. Çünkü neden? Annesi boylu, babası boylu. Genlerinde İtalyanlık da var. Şimdi ne İtalyanlık amına koyayım ya. Türklük de var adamın genlerinde. Biraz Kıbrıs şivesi şu bu. Bir de beslenmesi iyi. Kafa rahat. O adamı zaten 5 sene sonra tanıyamazsınız. Allah yolunu bahtını açık etsin. Seviyoruz Cenk Hoca'mızı. Oğluna da sağlıklı, mutlu hayatlar diliyorum. Yani durum bu dostlar. Çok popüler yani. Bu başlıklar çok popüler. Herkes bundan bir ekmek yemeye çalışıyor. Bu pastadan pay alıyor. Prim mi kasıyorum? Evet. Prim kasmak için böyle bir başlık attım. Prim kasmak için bu videoyu çekiyorum. YouTube böyle bir yer. Kimse kimseyi yemesin amına koyayım. Yani kimse kalkıp da burada sıfırdan başlayıp da arkadaşlar işte şöyle arkadaşlar bir cümle içinde 8 kere arkadaşlar diyerek kimse bir yere gelmedi. Dostlar. Yani herkes mutlaka birinin sırtına bindi bir yere geldi. Ha ben birinin sırtına mı biniyorum? Hayır. Burada oyunu kurallarına göre oynayacaksın abi. Madem bu oyun böyle oynanıyor. Madem oyun kuralına göre oynanıyor. Madem YouTube'da böyle bir yerlere geliniyor. Videolar izlenme tık alıyor. E tamam abi biz de öyle yapalım. Yaz abi başta. 120 kiloluk adam 70 kiloluk adam 120 kiloluk adamı devirebilir mi? Yaz abi başlığı. Bir de görsel kullan. O son zamanlarda popüler olan birisi var. Amerika'daki arkadaşla atışan bir çocuk var. Onu da ikisini de resmini de yan yana koy abi şöyle güzel bir kapak fotoğrafı yap videoya. Oh hiç izlenme amına koyayım 600 izlenme garanti. Kebap güzel. Evet dostlar benim fikrim görüşüm bu. Yani bana göre 70 kiloluk bir adam eğer karşısındaki adam adamsa az da olsa biraz kavga etmeyi biliyorsa yani biraz yürek varsa siktin seni o 70 kiloluk çocuktan dayak yemez. Yani kimse kimseyi dediğim gibi kandırmasın kimse kimseyi boşuna pohpohlamasın. Durum bundan ibaret. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.